Zeynep, bir de şöyle bir şey var. Bu süreçten şimdi ne kadar zor olduğundan bahsettik. Hasta ve Evet. hasta için. Üretkenlikle çıkmak mümkün mü? Yani bu acıyı bir şekilde başkalarına yardım yapabilmek, başkalarına destek olabilmek. Kimisi hiç adını bile duymak istemiyor. Kimisi de başka yola geçiyor benim yaptığım gibi. Beni kurtaranlardan biri budur. Ben psikoonkolog şeyini almadım. Yani desteğini almadım. Benim desteğim kanserle danstı. Ben öyle bir destek kurdum. Bunu yapmak mümkün mü? Örnekleri var mı biliyor musun? Biliyorum, tanıyorum Esra. En önce seni tanıyorum. Biraz ondan Kesinlikle. bahsedebilir misin? Çünkü bazen Evet, insanın içinde biliyorum. böyle bir şey oluyor. Ben ne yapabilirim? Şimdi o kadar çok bilgi var ki, bilgi birikimim var ki. Tabii. Nasıl destek olabilirim? Kimin elinden tutabilirim? Tabii. Bununla ilgili bize bir açıklama yapar mısın? Tabii memnuniyetle. Senle ilk konuştuğumuzda hatırlarsın belki, ben çok gurur duyduğumu, çok etkilendiğimi söylemiştim. Seninle telefonda tanışmıştık, İstanbul Amerika arası. Çünkü sen birebir, başka hiçbir örnek vermeye gerek yok, canlı bir örneksin. Travma sonrası büyümenin. Ne demek travma sonrası büyüme? Şimdi biz travmatik zorlayıcı yaşam olaylarıyla karşılaştığımızda iki şey olabilir Esra. Ya travma sonrası çökkünlük yaşarız ya da travma sonrası büyüme yaşarız. Hep sorarlar bana, yani Zeynep sen neden bu işi yapıyorsun? Senin buradaki işte en büyük yaşadığın tatmin nedir? Benim için tek bir cevap var burada. Bu acının içinde bu yükselmeyi, travma sonrası büyümeyi görebilmek sanıyorum hani çok az insanın yaşayabileceği mesleki tatminler içindedir diye düşünüyorum. Kanserim benim şansımdır. Kanserim başıma gelen en önemli şey diyen bir insanla orada oturup o insanın kanseri kendisine bir darbeden çıkartıp gerçekten ve gerçekten alıp kullanabileceği bir yaşam deneyimine çevirmiş olması ve hiçbir şeyin artık onun için aynı olmaması, ne bakış açısı, ne insanlarla ilişkileri, ne hayatı görüş şekli, hiçbir şey. Çok çok önemli. Travma sonrası büyüme için önce o stres tepkisini sağlıklı bir şekilde geçmek gerekiyor. Yani biz depresyondaysak travma sonrası büyüme gösteremeyiz ya da çok vakit kalmadı bugün korkular, kaygılar yaşıyorsak, panik ataklar yaşıyorsak veya işte başka stres bozuklukları yaşıyorsak oradan çıkamayız. Onun için işte buralarda psikolog desteği çok çok önemli. Herkesin bir anlam verip bundan hayatının için çıkıp ve bundan hayatın içine devam edebileceği bir yolu var. Onu görmek gerekiyor. Bazen birlikte, bazen siz Ebru'yla hayranlık uyandırıcı bir şey yapıyorsunuz. Hayranlıkla seyretmek lazım. Sizin gibi içgüdüsel bir anda yükselen insanlar gibi.